Zengine yalakalık, yağcılık yapan fakir köpek ile eşittir. Dikkat ettiniz mi? Ey insan, senin onurundan, haysiyetinden daha değerli bir meta olmaz. Zengine yağcılık yaptığın zaman zengin sana 3-5 günlük harçlık verecek. Evet. Ama değil 3-5 gün, 3-5 yıllık sana para da verse, ne kadar verirse versin, verdiği senin onurunun altındadır. Verdiği senin haysiyetinin altındadır. Kusura bakmayın. Hakime dediler ki, hakim bey, biz falancadan davacıyız. Neden? İzleyicilerim kusura bakmasın. Hakim bey köpeği vefat etmiş, köpeğini götürmüş mezarlığa defnetmiş. O mezarlıkta bizim ölülerimiz var. Babalarımızın, annelerimizin mezarları var. Köpeğini götürmüş mezarlığa defnetmiş. Biz bundan davacıyız. Hakim dedi, askerlere dedi gidin onu alın getir. Gittiler getirdiler. Hakim bunu içeriye girer girmez azarlamaya başladı. Utanmıyor musun? Sen ne biçim Müslümansın? Sen ne biçim insansın? Müslüman da olmasan senin neden başkalarının inançlarına, ölülerine saygın yok? Efendim sen akıldan mı, izandan mı uzaksın? Kızıyor, bağırıyor, öfkeleniyor. Diyor sayın hakimim. Sayın hakimim. Benim köpeğim konuşabiliyordu. Konuşan bir köpekti. Ve ölmeden önce vasiyet etti ki bir yerden gömü bulmuştu köpek, koklaya koklaya gömü bulmuştu. Bana ölmeden önce vasiyet etti ki o gömünün yarısını hakim efendiye verin. Benim vasiyetimdir. Gömünün yarısını. Az önce bağırıp çağıran bu bir anlatımdır, deyimdir. Evet. Ama bu söylediğim söz için iyi bir deyim, Evet. iyi bir misal. Evet. Az önce bağırıp çağıran hakim döndü buna dedi ya merhumun hastalığı neydi? Merhumun hastalığı neydi? Hangi hastalıktan dolayı vefat etti? Az önce köpekti. Evet. Şimdi merhumun hastalığı ne? Değer mi insan onuruna bu kadar alçalmak? İnsan haysiyetine bu kadar alçalmak? Zengine yalakalık, yağcılık yapan fakir köpek ile eşittir. Hazreti Ali buyuruyor Tevrat'tan seçtiğim üçüncü cümle. Dördüncü cümle. Malından faydalanmayan zengin köle ile eşittir. Adam zengindir, kendi malını kendisi yiyemiyor. Neden? O kadar cimri ki kendisi de yiyemiyor.